Herkese merhabalar sevgili izleyicilerim. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Her genişleme paket öncesi Sims'e çok büyük güncellemeler geliyor biliyorsunuz ki. Bu videoda ücretsiz güncelleme ile oyuna neler geldiğine hep birlikte bakıyor olacağız. Birazcık göz gezdirdim. Şimdi ben sadece bir 12-13 tane yani kesinlikle abartmıyorum. Bu kadar fazla güncellemede Bizimle önemli şeyler paylaşmışlar. Yaklaşık 12-13 tane sizlerle yeni şeylerden bahsedeceğim. Ama bunun dışında aslında çok fazla yamada özellik var. Hatta bazı paketlerin hata düzeltmeleri, işte bununla ilgili yenilemeler vesaire ufak tefek de olsa bunlarla ilgili çok fazla bilgi var. Öncelikle şunu söyleyeyim sizlere, oyunu ben de güncelledim oyunu güncelledikten sonra ayarlardan tabii ki de custom content ayarlarınız kapanacaktır. Yani hep siz oyunu güncelledikten sonra oyuna girdiğinizde CC'lerinizi görmezsiniz. Telaşa kapılmayın. Onlar hala orada bozulmadılar. Yani modlar tabii ki bazıları bozuldu. Sadece ayarlardan kapandı. Ayarlardan tekrar açarsanız oyunu kapatıp tekrar girerseniz bütün custom contentleri görebileceksiniz. Bunu yapmak istemiyorsanız da güncelleme öncesinde mods klasörünüzü çıkarın. Yani dosyadan çıkarın. Güncelledikten sonra tekrar aynı şekilde mod klasörünü olduğu yere koyabilirsiniz. Bu şekilde herhangi bir sıkıntı olmaz. Bu öncelikle söylemem gereken şeydi. Diğeri ise her büyük güncellemede biliyorsunuz ki oyunda bütün modlar bozuluyor hemen hemen yani bunu custom content olarak söylemiyorum Oyun içerisinde kullandığımız modlar için söylüyorum. Bu kreatesimde dahil olmak üzere. Mesela işte buradaki e, bizim kullandığımız neler var? İşte mor kolümsler var mesela. Ya da onun dışında backgroundlar var vesaire vesaire. Bununla ilgili bir sürü şey. Bunları e, mutlaka güncelleyin. Oyununuzdan çıkarın ve güncel hallerini sitelerden tekrar indirin. Çünkü bunlar da oyunda ciddi sıkıntılara yol açıyor. Aynı şekilde objeler falan varsa da oyunda onları da çıkarın bence. Büyük güncellemelerde bu tarz değişik sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Oyunun daha e, gerçekçi olmasını sağlayan detaylar şu an söyleyeceğim şeyler. Şimdi buraya tıkladığınızda e, daha fazla detaylar var biliyorsunuz simlerinizle ilgili ve burada romantik e, bazı etkileşimler, romantik bazı sınırlar var. Yeni bir şey eklemişler. Burada gördüğünüz gibi farklı şeylerden bahsediyorlar. Siminiz için bunları ayarlayabiliyorsunuz. Peki burada neler yazıyor? Bunları evet veya hayır olarak seçtikten sonra zaten tamama bastığınızda siminizin kişilik özelliklerini yansıtacaktır. Burada dört tane seçenek var. Mesela ilkinde e, simin herhangi bir romantik partnerini yani bir sevgilisi olabilir, eşi olabilir. Diğer simlerle fiziksel olmadan bir etkileşime girmesi durumunda kıskançlık hissedecektir. Bunu evet derseniz romantik bir partnerin diğer simlerle fiziksel olmayan romantik etkileşimlere girmesi durumunda kıskanç bir tepki verecek simleriniz. Buna evet derseniz. Ancak hayır derseniz bu kişilik özelliğine bağlı olarak muhtemelen küçük bir tepki verecektir veya hiç de tepki vermeyebilir. Bunun dışında ikincisinde bu sim herhangi bir romantik partnerin diğer simlerle fiziksel romantizme ki burada vuhu hariç demiş girmesi durumunda kıskançlık hissedecektir. Kıskançlık tepkisi verecek. Hayır derseniz de yine kişilik özelliğine bağlı olarak küçük bir tepki verebilir veya hiç tepki vermeyebilir. Onun dışında yine diyor ki herhangi bir romantik partnerin diğer simlerle vuhu yapması durumunda kıskançlık diyor hissedecektir. Eğer evet derseniz sim romantik bir partnerin diğer simlerle vuhu etkileşimlerine girmesi durumunda kıskançlık tepkisi verecektir ki bunu tabii ki de yapmalıyız. Dedim <laughs> olmasın tepki verecektir. Onun dışında hayır derseniz de kişilik özelliğine bağlı olarak küçük bir tepki verebilir veya hiç tepki vermeyebilir demiş. Bunlar gerçekten simlerin duygu durumlarını çok daha güzel bir şekilde yansıtan şeyler olmuş. O yüzden bu detaylara ben bayıldım. Çok güzel olmuş. Yani oyunda biliyorsunuz hani sadece simler mesela atıyorum işte sevgilisi ya da kocası başka bir simi görüyor yatakta vuhu yaparken işte şaşırıyor kızıyor bu kadar ama bunun dışında bu kıskançlık hisli, hissini hissini oyunda daha net bir şekilde daha ayrıntılı bir şekilde görebileceğiz veya görmeyeceğiz. Yani bunu bize bırakmışlar. Şimdi burada yeni bir şey eklendi o da partner olma. Yani eğer bunu seçerseniz simleriniz direkt oyuna sevgili olarak başlayacaklar. Bu da güzel olmuş. Oyun içinde ekstradan hani onlara sevgili yapmaya çalışmayacağız. Zaten Creative Sim ekranında bunu çok basit bir şekilde yapabileceğiz. Gelelim güncelleme ile birlikte gelen bir sonraki yeniliğe o da kirpikler. Oyunda normalde kirpik var evet. Evet ama kirpikler nasıl diyeyim eyeliner gibi yani ben uzun süredir Sims oynayan bir oyuncu olarak kirpikleri oyundaki kirpikleri ben eyeliner zannediyordum. Göz kalemi zannediyordum. Sonradan öğrendim onların eyeliner olmadığını ve kirpik olduğunu. Çok saçma gerçekten hiç güzel görünmüyordu açıkçası. Ancak bu güncelleme ile birlikte artık oyuna bir kirpik ekleniyor ve bu şekilde gördüğünüz gibi ayrı bir kategorisi var ve burada simlerinizin kirpiklerini değiştirebileceksiniz. Aslında oyuna 4 tane kirpik geliyor. 2 tanesi yeni genişleme paketiyle gelecek. 2 tanesi de base game e ücretsiz bir şekilde geldi. Burada şimdi şunu söyleyeyim size. Aslında kirpikler önceki var olan kirpiklerin üzerine eklenmiş durumda. Yani hani bunu fark edersiniz zaten şuradan belli oluyor. Genişleme paketindeki kirpikler gerçekten çok güzel. Muhtemelen custom content yapımcıları da hani bununla ilgili yine güzel Sisler çıkaracaklardır diye düşünüyorum ama bunu yapmaları gerçekten çok güzel olmuş. Bu da beğendiğim diğer bir özellik oldu benim için. Yani güzel. Şöyle yandan bakınca yine şey Best Game'de olduğu için yine bir belli oluyor ama ekstra kirpik kategorisinin de gelmesi harika bir şey. Kijiko'nun bu kirpik yok etme şeyi var. Custom content'i var biliyorsunuz ki. Yani onu muhtemelen çıkaracağız. Çünkü oyunu bozacaktır. O yüzden silin yani o tarz şeyleri. Güncelleme ile birlikte yeni şeyler geldiğinde onları muhtemelen indireceğiz. Şimdi gelelim bir sonraki mükemmel ötesi özelliğe geliyorum. Bu da benim en çok beğendiğim özellik. O da şurada görmüş olduğunuz kopyala yapıştır olayı. Yani o kadar iyi yapmışlar ki bunu neden daha önce getirmediniz diye büyük ihtimalle oyuncular bunu söylemiştir. Neden daha önce getirmediniz? Şimdiye neden yaptınız diye. Neyse vardır illaki bir bildikleri. Mesela everybody kısmında siz siminize makyaj yaptınız vesaire işte her şeyini hallettiniz. Ve diğerlerine geçtiğinizde görüyorsunuz hiçbiri olmuyor. Ama bunu yaptığınızda buradan seçtiniz işte makyajını falan yaptınız hallettiniz. Sonra buraya tıkladığınızda işte everybody formal olsun atletik hepsini tıklıyorum. Tamam mı? <laughs> hepsini yapıyorum. Okeyliyorum. Ve gördüğünüz gibi bu makyaj bütün simin diğer bütün özelliklerini yani günlük kıyafet olsun, yüzerken, uyurken hepsini aynı şekilde gitti. Bakın kes ekranının gerçekten çok güzel bir şekilde kullanışlı hale getirdiğini düşünüyorum. Detayları diğer bütün hepsine eklemek kesinlikle mükemmel olmuş. Bunu beğendim. Face Game'e güncelleme ile birlikte gelen Yeni bir özellik ise oyuna yeni saç şekillerinin gelmesi Bunlardan iki tanesi erkek simler için Bir tanesi ise kadın simler için Şu an gördüğünüz kadın simlere gelen base e gelen ücretsiz bir saç Hatta erkeklere gelen saçı da hemen size göstereyim Erkeklere gelen saç ise gördüğünüz gibi rastalı ve omreli Yani bunun omresiz olanı da var şu şekilde Omreli olanı da var hatta şu da galiba Evet bir de bu yeni geldi Şöyle, bu da gayet güzel olmuş bence. Şunlar da işte omreli veya omresiz olarak kullanabilirsiniz. Şunu da şu şekilde yapmışlar. Yani beskemi 3 tane yeni saç geldi. Yeni el ve ayak tırnakları. Evet, beskemi ücretsiz bir şekilde yeni el ve ayak tırnaklarının olduğu, yani yeni renklerin ve şekillerin, desenlerin olduğu bazı e, özellikler geldi. Burada görmektesiniz. Bunların hepsi mesela yeni geldi. E, bunun dışında hangisini ben bir şeyi çok beğenmiştim ya hangisiydi? Galiba buydu. Evet evet buydu hatırladım. Bu beskeme e ücretsiz bir şekilde gelmiş. Bunu çok beğendim mesela. Ben kullanırım mutlaka. Ana oyuna gelen ücretsiz bir şekilde gelen şeyleri gerçekten çok e, beğeniyorum son zamanlarda Yani tabii genişleme paketinin gelmesinin de etkisi var aslında Çünkü her genişleme paketi öncesinde Böyle şeyler çok fazla görüyoruz Ve gerçekten heyecanlandıran şeyler oluyor aslında Belki ufak gibi görünse de e, Sims 4 için bence oldukça büyük şeyler Şu vardı zaten yanlış hatırlamıyorsam Şunlar da oyuna Şöyle renkleri falan Bunlar da yeni geldi Ayarlar kısmından Hemen Gameplay kısmına geliyorum. Şimdi buraya geldiğinizde gördüğünüz gibi burada farklı bir seçenek var. Yani bu e, gameplay ayarlarına girdiğinizde romantik partnerlerinizde hani bir işte memnuniyetsizlik vesaire düşüklüğü varsa bunu açtığınızda tıkladığınızda e, aralarında bir ayrılık başlatabiliyormuş. Eğer aralarında bir problem, bir sıkıntı varsa ayrılabilme ihtimalleri var. Onunla ilgili bazı seçenekler sunmuşlar. Bu da oyuna ücretsiz bir şekilde gelen bir detay. Bunun dışında müzikler kısmı var. Şimdi e, burada galiba şey vardı şu muydu galiba bu müzikler kısmı da aslında e, yayıncılar ve video çekenler için hani bazen burada şey oluyor ya telifli müzikler oluyor mesela telif yiyoruz telifli şarkılar yüzünden bunu tıkladığınızda o telifli şarkıları e, çıkarıyor sadece kullanabileceğimiz e, müzikleri koyuyor bu güzel olmuş yani oyunda gerçi çok fazla duyulmuyor ben sesini kıstığım için ama bazen duyulduğu zamanlarda oluyor telifli olunca da yani direkt uyarı veriyor o yüzden bu çok güzel olmuş Şimdi oyun içerisine gidelim. Oyun içerisinde göstermem gereken birkaç bir şey var. Yine güncelleme ile birlikte ana oyuna gelen ücretsiz güzel detaylar. Hemen onlara bakalım. Genişleme paketi fragmanında görmüş olduğumuz bir şey sizlere göstereceğim. O da havuzlar. Biliyorsunuz ki yuvarlak havuzlar gelecekti zaten oyuna. Bu da güncelleme ile birlikte artık geldi. Şimdi buradaki aslında bahsetmiş olduğumuz havuzlar kavisli havuzlar. Yani farklı boyutlarda burada birkaç tane havuz var. Ve siz bu boyutları buraya getirerek kendiniz istediğiniz gibi şekil verebiliyorsunuz. Bunları yuvarlak yapabiliyorsunuz. Yani sadece bu kavisli havuzları birleştirmeniz yeterli. Şimdi ben de ilk defa sizlerle birlikte e, deneyeceğim için hani nasıl olacağını bilmiyorum. Bu nasıl dönüyor? Hangi tuşlar? Neyse şöyle bir deneyeyim. Şimdi bunu yuvarlak yapmak için ben de şimdi ne yuvarlak yaparım ya. <laughs> yani farklı farklı şeyler çıkar buradan. Şunu da şöyle koysam. Ay harika bir yuvarlak havuz oldu. <laughs> Heh, bu şekilde. Yani şu an yapabileceğim max yuvarlak havuz böyle oldu. Diğer bir özelliğimiz ise mahalle hikayeleri. Oyuna iki tane yine yanlış hatırlamıyorsam iki olması lazım. İki tane farklı mahalle hikayesi eklendi. Şuradan tıkladığınızda göreceksiniz onlardan bir tanesi bu ve diğeri de bu. Hatta şöyle ayrıntılı bir şekilde bakalım. Arkadaşlık değişiklikleri, değişimleri ve romantizm değişimleri aynı şekilde burada iki tane farklı mahalle hikayesi mevcut. Bunun dışında yuvarlak havuzlardan yine bahsetmiştik ha, sadece yuvarlak havuzlar değil çeşmelerde de aynı şekilde yine bu güncelleme ile birlikte yeni bir özellik varmış. Diğer gelen özellik ise ilişki panelleri. Bunu oyun içerisinde göreceğiz. Yani oynadıkça simimizin özelliklerinde, panellerinde çıkacak. Yani burada simimizin cinselliği, romantik sınırları ve daha fazlası dahil olmak üzere ilişki tercihleriyle alakalı bazı bilgiler verecek. Bunların hepsi yeni gelen özellikler. Bunlar da gayet güzel olmuş. Yani çok tatlı ikonları da var. Diğer bir beskeme e gelen özellik ise ilişki etkileşimleri. Bunu tek bir yerde toplamışlar. Bu da benim bayağı bir hoşuma gitti. Yani bütün etkileşimlerle ilgili, ilişkiyle ilgili bütün etkileşimleri tek bir kategoride ayırmışlar ve buna tıkladığınızda bir sürü şeyi seçebileceksiniz. Bu da diğer gelen bir özellik. Gelelim oyundaki penthouse kısmına. Şimdi for rent paketiyle biliyorsunuz residential rental diye bir şey geldi. Yani e, kiralık daireler yapabiliyoruz. Bunu oyun penthouse Penthouse arsalarına da yapmış yani biz zaten burada yazmış Stilwinkteki San Marşino'daki penthouse lotlarında olabilir hatta yeni gelecek olan genişleme paketindeki yine yeni dünyada veya üniversite paketindeki Bridgewater'da da yer alıyormuş. Yani buralarda evet oradaki yurtlardan bahsediyor. Buralarda eğer ki for rent paketiniz varsa galiba. Evet evet, for rent paketiniz varsa bu penthouse'larda residential rental yapabiliyorsun. Hani düğün çok daha böyle ayrıntılı, daha farklı şeyler üzerine yapılmaya başladı. Bunu kullanmadan sadece düz yani bir düğün yapmak için tekrar işte temel oyuna düğünleri getirmişler. Hani bunu bu şekilde yapabiliriz. Bu bence gayet güzel olmuş. İlla hani bir sürü şey düğün için yapmak zorunda değilsiniz. Sadece buradan e, burada yazdığı üzere temel oyunda eski moda tarzında düğünde yapabilirsiniz. Yeni büyük güncellemedeki gelen özellikler bu kadardı. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.